50 yaşındaki kadınları neden hani seviştirmiyorlar? Öyle bir şey mi söylüyorsun? Orgazm olamayan kadınları yazdım. Bana yardım eder misin öyle gizli bir şey? Ne yapacağım? Ay ben adamı arka kapıdan mı sokacağım? Ne yapayım ben sana? Erkekler çok zor durumda bence o anlamda. Mesela hayır, bacaklarını açıp dans ediyorsun ki hayır, bacakların çok güzel, değerlendiriyorsun. Bak. Yani senin gibi bir kadının bence olması lazım diyorsun. Esra'cığım saçların bayağı uzamış. Evet, uzadılar. Gerçekten. Nasıl oldu? Biz seninle bu saç konusunu konuşurken muhteşem yüzyılda birlikteyken evet, asla saçımı uzatmam diyen sen. Evet. Uzattım. Nasıl oldu? Hayır, eskiden çok uzundu yani böyle lise yıllarım bayağı belime kadardı falan. Sonra sıkıldım, baktım bunları toplayabiliyorsun, çeşitleyebiliyorsun. Şeyde de öyle yani kamera karşısında da birkaç çeşit olabildiği için böyle uzattım. Güzel olmuş ama değil mi? Ben çok yakıştırdım. Ne diyorsun? Evet, sana her şekilde. Çünkü neden biliyor musun? Sen kendinle şu klişe söz söyleyeceğim. Barışık. Gerçekten mesela kendinle dalga geçen, kendini eleştiren ama bundan da mutlu olan birisi. Bir zaman gidip de yanlış anlamasın. Yok. Burnumu kaldırayım demiyorsun ki. Yok, sana demiyorum. Çok yakışıyor çünkü. Hayır, bu burun normal şartlarda hani bunu bir defo olarak görüyor ya herkes, hiç gücenecek bir şey yok gerçekten. Ben hiç öyle görmüyorum ama. Hiç görmüyorum. Çok tarz. Bir de onu yaptıktan sonra bir şeyler devam ediyor ya, şimdi bu böyle bir yaradanın verdiği, yarattığı bir şey, bence bir matematiği var. O matematiği bozunca şimdi bu sefer gözüm farklı olacak, dudak oranım, bu mesafe farklı olacak, yani onlarla uğraşamam be. Yani aslında ona geleceğiz değil mi? Öyle bir hani şey, bir gömleği ütülersin, tam buraya ütülersin, burası buruşur, buraya ütülersin, orası buruşur evet, gibi bir şey oluyor öyle, değil mi? Bu tabii ki de oldu. Kesinlikle öyle. Kendini seksi buluyor musun? Yani zaman zaman. Zaman zaman derken? Zaman zaman aa sen de ne oldu şşt bana bak diyorum. Zaman zaman. Niye zaman zaman? Ama hep... canım bazen bir ortama göre ya da o duruma göre değişiyor ya bazı şeyler. Yani şu an mesela senleyken kendimi seksi bulmuyorum. Canım ortama göre, ortama hayır, göre değil. Ortama göre değişiyor, ne bileyim o böyle başka bir duygu. Hani güldüğün zaman gülersin, üzüldüğün zaman üzülürsün. Başka bir şey hissettiğinde daha farklı bir ortamda kendini daha seksi hissedersin gibi bir şey. Bence tam aksi. Sen her an kendini seksi miyim? Seksi görüyorsun ve öyle mi? Herkes yani bence seksisin de zaten. Neden seksisin? Çünkü o elbiseyi üstüne giymişsin ve artık o sende duruyor. Doğru söylüyorsun. İnsanlara verilen karşı tarafa verdiğin algı da o. Yani belki içinde saklayabilirdin, saklamadın ama insanlara da o algıyı yerleştirdin. Aleni ben seksiyim, ben seksi. Peki bunu ben seksiyim, demiyorsun. Ben seksiyim, ben seksiyim. Ben her sabah böyle uyanıyormuşum değil mi? Ben seksiyim. Vücut dilin onu söylüyor. Olabilir, söylüyordur ya yani doğrudur. Ve çok enteresansın ki bana çok komik geliyorsun ve çok da doğru söylüyorsun. Diyorsun ya hani 50 yaşındaki kadınları neden hani seviştirmiyorlar, öyle bir şey mi söylüyorsun? Hayır hayır, piyasayla ilgili. Piyasa, neden? Yani evet hani çok yapmıyoruz bunları, tutmayacağını düşünüyoruz ama dünyada da böyle yani bir genç olmak, taptaze olmak, görsel olarak da estetik olarak da bazen o taptaze bedenlerin sevişmesini görmek başka. Yani bu bence bütün dünyada böyle bize her yerde var bu. Yani Türkiye'de biraz daha ahlaki taraftan işte bir yaştan sonra sevişmezsin, bir yaştan sonra hani neredeyse sokağa bile çıkma diyorlar. Ama yani görsel olarak, estetik olarak kendini iyi tutmadıysan mesela, yalnızca bir tek 50-60 yaşında ince insanlar yok ki. Şimdi bunları estetik bir şeyde tabii ekran. Onun için ama bence yapılmalı. Yani illaki hardcore bir porno seyretmemize gerek yok 50-60 yaşında ama o duygular hala ayakta. Ondan bahsediyorum zaten aslında. Zaten dünyada yapılan bütün filmlerin çoğunda bunun altını çiziyorlar çünkü bana göre dünya çapındaki oyuncuların da o yaşları çok keyifli. Hem tecrübeliler. Bir de o oyuncu tayfasını insan kendi sağlığı ve kendine işte o kendine saygıdır, vücuduna çok iyi bakmak tarafında ben emin değilim. Çünkü ben kendime saygım var. Ama bir tane de iradem var abi. O pizzayı yiyeceğim yani. Daha saygılı buluyorum kendimi pizza makarna yerken. İstiyor beden, ver yani. Ama korkunç bir bakış açısı. İyiyim, evet. Seni bir şekilde geri de çekiyor bu sefer piyasadan. Bana hep zaten aynı rol geliyor, işte aynı şey geliyor. Bir motive de etmiyor aslında oyuncuyu piyasa, hani o yaş aralığını. Ne istersin başka mesela? Hangi rol istersin mesela? Ben kendim yazıyorum. Ben kendime film yazdım. Bunu hani sana biliyorum, söylemiştim. Hı-hı. Çalındı. Yani hikaye, yani bir fikir bir şeyler esinlendi evet falan filan. Oraya hani çok da girmek istemiyorum. O enerjiyi artık bu yeni yolunda ona değsin istemiyorum. Zaten Fransızca oynayacağım. Fransız bir kastla oynayacağım. Yazık hani ülkede, yani buraya da yapmak isterdim ama öylesi daha iyi olacak. Bir anda bizim hayatımıza girdin. Bir anda Fatma Gül'ün Suçu Ne dizisiyle ben açıkçası sana hayran oldum. Muhteşem bir oyunculuk çıkardın orada ve çok da yakıştı o rol sana. Fatma Gül'ün Suçu Ne filminde ilk çeken kişi olarak da beni zaten çok yakından da ilgilendirdi. Gerçi öyle bir rol. Evet. Öyle de bir rol bizim filmimizde bu ağırlıkta bir yenge rolü yoktu ama muhteşem yakıştı sana. Ececiğim çok iyi yazdı onu, Ece. Çok başarılıydı evet. Hilal Saral çok güzel çekti. Güzeldi. Eskiye baktığım zaman tabii daha farklı. Çıkan senaryo seni aslında o filmde öne çıkardı. Yani oyunculukların arasında en çok senin oyunculuğun öne çıktı ve ondan sonra sana bu tarz roller üstüne yapıştı. Evet. Şu an Udursu Sevda'daki rolün de ben sana yazdım da bunu. Evet. Muhteşem oynuyorsun. Yani muhteşem. Hele ki konuşma dili. Onu nasıl çalışıyorsunuz? Ya aslında buradan Karadenizlilere, canım Karadenizlilere şöyle bir mesajım var. Yani biz, onlar da farkındadır yani. Çok farklı diller. Yani her biri, her yöre, her o kendi içindeki, bazen sokak değişiyor diyorlar. Yani çalışıyorum, hala çalışıyorum. Ama hiçbir zaman o şeyde olmayacak tabii. Hani birebir olmasın. Birebir olmayacak. Evet ama ben onu biraz karakter, bedeni, sesi, işte bir şeylerle böyle harmanladım. Bu da Karadeniz'de yaşayan böyle bir kadın oldu. Ama hiçbir zaman öyle bir iddiam olmadı yani. Bir de ben gerçekten şiveye çok yetenekli biri değildim. Ama çalıştım. Fatih Bey de sağ olsun tamam yap dedi. Çünkü böyle hani neredeyse yakasına yapmıştım. Ben yapacağım diye. Öyle mi? Evet çok istedim. O da hoşuna gitti herhalde. O yazılış senaryodaki bana sözlerde şey o tarzda mı? Bir şive Merve var. Çok tatlı hocam. Merve bana her senaryoda bütün şiveli tarafıyla yazıyor. Ha. Ama insan oynarken o hararette falan gideyrum, geleyrum, yapay, yapmay. Ondan sonra oralar böyle bir karışıyor. Sonra bir toplu halde o bedenle, o sesle falan filan bir şey yapmaya çalışıyoruz ama ben çok seviyorum yani. Kimse Asiye'me laf edemez. Kesinlikle. Çok da güzel konuş. Yo ses gırtlaktan çıkıyor. Evet öyle bir şey oldu. Neydi dur bakayım kime sesleniyorsun. Sinir oluyor ulan bu karı gidecek gidecek diye. Bilmem oyuncusun, deniyorsun, denemen lazım yani ben... Seviyorum bence denemeyi. Çok başarılı. Risk almaya da bayılırım. Ya olmuyorsa da olmaz ama. Şimdi başka hangi bir rolde oynamak istersin? Mesela bana şöyle bir rol gelsin. Hani ne? Gönlünde yatan ne? Başka? Hani bu tarz kadın tipi değil de ne olabilir mesela? Ya iyi bir sinir yani dizide bu böyle olacak. Bunu böyle çok hayal etmeye gerek yok. Dizi hayatımda yani benim televizyonda çok güzel bir kariyerim var. Çok mutluyum. Kesinlikle. Yani ben çok mutluyum. Bunun yine şeyleri gelir, muadilleri gelir. Yani bunun ama kendim yazmaya başladığım için ve senaryo yazmak istediğim. Orgazm olamayan kadınları yazdım. Beyler bunlar önemli bir şey. Evet. Peki, bu çok önemli bir şey. Orgazm olamayan kadınları nasıl yazabiliyorsun? Böyle bakıyor çocuk. Neresi önemli lan? Ne yapalım? Olmuyor. Biz aslında şu anda baş başa gibi görünsek de seyircimiz de var. Evet seyircimiz de var. İlerleyen zamanlar onlara da soracağım. Çekimlerimiz de olacak. Aynen sakın kaçmayın. Orgazm olamayan kadınları nasıl yazabildin? Yani, orgazm olamayan kadın. Yani nasıl tarif edebildin? Ay ne olur dur daha. Çünkü biliyorsun başlamadım. Umarım ulan dur bakalım bana bak orgazm olamayan bir kadın biz de yazalım şöyle diye. Yok burada şu anda patentini almış oluyoruz. Hayır nasıl yazabiliyorsun onu vermek zor. Yani duygusunu mu? Kadının hormonsal şeylerini mi? Sinirlerini mi? Ya da ne? Yani şöyle bir şey. Şimdi bu cinsellik dediğin şey bir tek tek giriş çıkışla sınırlı bir şey değil yani. Ve illaki bir senaryoda orgazm, yani cinsellikle ilgili bir problemi olan birinin, yani bunu biliyoruz ki orgazmın beyinle de ilgili bir ilişkisi var. Onun için yani bunu böyle yatağa bir kadınla erkeği yatırdım ve orgazm olamayı kamerayla gösterdin diye bir şey yapmadım mesela. Hiçbir seks sahnesi, belki bir kere öpüşürlerken, o da bir cinsellik, karı koca çünkü. Onu gösterdim ama bazen sözler daha sert olur ya, yani hani şiddette de öyle. Yani Allah kahretsin bunu çekeceğime beni bir kere de öldürsün der. Ama orada bir şey vardır yani, sözler daha sert. Onun için Türkiye'de senaryoda, anlatımda sözler sert olduğu zaman ondan daha çok korkuyorlar. Yoksa bütün dijitale baktığında herkes duvardan duvara. Görmüyor musun? Yani kıyamet kopuyor ne seks sahneleri. Ama eğer gerçekten gerçek bir yerden bir şey anlattığın zaman, bunu söze vurduğun zaman orada böyle bir ilkiliyorlar. Yani o görüntü o kadar değil ama ne anlatıyorsun dersen, kadının bütün o annesinden etkilendiği bütün o hikayesinde ki içerik vermeyeceğim tabii, orada bir mesele var. Cinsellik bir mesele. Senin hayatına sirayet eden, iş hayatına sirayet eden. Yani evet, herkes bir mesele. Bu kadar önem veriyor erkekler için. Sence? Onlar bence düşünmüyorlar. Yani bir erkeğin de cinsel hayatı, iş hayatına, ortamdaki haline, bir vücut diline vuruyor bence. Tabii. Kadında da öyle bu arada. Ama erkeklerin orgazm olması daha kolay olduğu için onlar daha mı az etkileniyor? Ya da kadınları mı düşünmüyorlar? Bir tek orgazm olmak değil, orada bir sürü hikaye var. Erkekler çok zor durumda bence o anlamda. Evet. Çünkü onların bir potansiyel şeyi var, bir potansiyel gösterme ihtiyaçları, bazı şeyler var ki daha yetersiz kalıyorlar falan. Bu bir mesele. Mesele, ben unuttum vallahi öyle şeyleri. İşte unutmanın nedeni, şu an tekrar yenilemek istiyorum düşüncelerimi. Bir unutmanın da nedeni vardır. Orada da bir şey yatıyordur. Çünkü hormon bu. Yani evet, hormonlarla yani da ilgili bu arada. Yani mesele derken bir sürü mesele var. Bir tarafta şimdi bana biri der ki, ulan hani siktir git yani, burada dünyada savaşlar oluyor. Başlarım senin cinsel şeyine. Ama hayat öyle bir şey değil ki. Hayatın içinde, o gidişatın içinde çok kişisel bir şey. Onu söyleyenin kendiyle problemi var demek. Evet, bir tek savaş var ve ona şey yapalım, ya da bir tek ekonomik kriz, öyle bir şey değil. İnsan, değil mi? Tabii ki yani zaten seninle konuşmaktan büyük keyif almamın en büyük sebebi de gerçekçisin. Yani herkes bunu yapmasa bile düşünüyor. Tabii yani ki düşünüyor. Sen şu an konuşuyorsun ama aslında herkes içinden konuşuyor her şeyi. Tabii ki. Aslında bazı şeyleri elimizden bir şey gelmediği için, savaşı bitiremediğimiz için ve hatta onu düşünmek istemediğimiz için böyle şeyleri konuşarak rahatlıyor insan. Yani bunlar hayatın gerçekleri. Mesela şimdiye kadar orgazm olamayan kadından bahseden kimse olmadı. Aslında bu en büyük sorunlardan bir tanesi kadınlar için. Hatta dediğin gibi erkeklerin de kadına yetebilmek için gösterdiği çaba. Evet. Ya erkek tarafını da yazdım mesela. Tabii ki orada da bir çaba var yani. Orada da hep bir öyle olmadığında bir eziklik duygusu, istediği kadar aman umursamıyorum, ben şöyleyim, ben çakar geçerim falan diyen erkekte bile. Burada mi yazdın? Yani daha doğrusu orgazm olamayan kadın nasıl orgazm olur? Hayır. Nesini? Bambaşka bir hikaye yazdım. O hikayenin içinde aralarındaki, yani onu söylemeyeceksin. Evet, tamam. Evet. Bunu dert etmemek mi gerekiyor, ya da dert etmek mi gerekiyor kısmına da girdin mi? En azından hani iyi tamam da ne olacak bu durum diyenler için soruyorum. Mesela sen diyorsun ki tamam, bu çözülmeyecek bir şey değil ama. Bu çözülebilecek bir şey. Nasıl? Doktorlara giderek mi çözülüyor? Doktor da değil yani, kendin beyni kendi kendine Hayır, hiç ondan bahsetmiyorum. Yani kendi, çünkü o çok beyinle bağlı olduğu için aslında bütün o cinselliği bırakıp kendi hayatınla ilgili, o taktığın şeylerle ilgili, sana öğretilen şeylerle ilgili, bunların üzerinde çalışmakla ilgili. Yoksa ben bir oyuncaktan, bir şeyden bahsetmiyorum. Beyin çok acayip mekanizma. Yani onu düzeltmek de tamam, bir psikolog, psikiyatrlarla tabii ki bir destek, ama ben her zaman inandım ki farkına varıp kendi beynini tedavi etmek. Ben kendi kendini tedavi. Kadın erkek hiç öyle bir şey bahsetmiyorum. Yani erkek de kadın da. Nasıl yapacaksın ki? Onu düşünüp yapabilirsin. Orgazm tarafını ve cinselliği unut. Yani insan kendi beynini, bir şeyleri farkına varıp o mekanizmayla savaşa girdiği verdiği zaman başka bir bakış açısına kendini yönlendirebiliyor. Başka bir yerden bakmaya çalışıyor. O zaman baktığın zaman o senin dert edip oraya... Senin hayatında ama çok önemli değil mi bu seks, yaşam? Yani mutlaka hayatında bir erkek olsun istiyorsun. Hayır, hiç öyle biri değilim ben. Hiç öyle bir imajın da yok. Aksine çok böyle öyle birisi gibi. Hayır, öyle bir derdim yok yani. Derdin seks yok, yapmak ayrı. Gibi bir derdim yok ama bu konu... Hayatında hep var olması gerekiyor. Bazı insanlar öyle değil. İsterim evet ama yani mesela çok uzun zamandan beri hayatımda hiç kimse yok. Bir 4 yıl sevgilim oldu. Ondan önce hep oldu ama yani iyi bir de yaşlara da bakmıyorsun. Hiç bakmıyorum evet. Yani genç tabii ki 20 üstü sevgili. Değil ama yani hani 26-20 yani öyle bir yaş bakmıyorum derken o kadar uç değilim ama evet genç enerji bana iyi geliyor. Çünkü bence benden daha büyük benim yaşımda bir adam benle de çok mutlu olabileceğini düşünmüyorum ben. Düşünmüyorum yani. Ona çok yararlı olabileceğimi düşünmüyorum. O kimin neye baktığına bağlı. Kimin neye baktığına bağlı. Kimisi diyor ki evet. Artık yaşlandık işte biz ne yapalım birbirimize destek olacağımız. Yok ya ben destek birileri değil. Olsun. Ben bayağı eğlenmek yani çocuk da yapmayacağıma göre bir çocuğum olduğuna göre evet. Evlenmek gibi bir derdim olmadığına göre hayatı gerçekten yaşamak yani seyahat etmek, gezmek, gülmek, içmek, problem olursa destek olmak yani böyle bir güzel bir paket Noel evet. Şeyi. Bayağı yılbaşı paketi yani. Gibi gerçekten bir şey aslında istiyorum. Son derece haklısın. Evet. Hayır demek istediğim şu. O yaşlarda hani aynı eşit yaşlarda olanların çoğu artık biz birbirimize destek olacak işte birilerini bulmalıyız. Ay, yaşımızda geldi bu saatten sonra işte gençlerle ne işimiz olur deyip başka bir kafaya giren gençlerle ekipler. Ne işimiz dediğin o adamla ne işim olabilir diye bakmak lazım. Yani yaşı olduğu ama için değil. Ama onu öyle düşünenler öyle için onlar evet. Öyle düşünüyor. Onlar için önemli olan o değil. Senin söylediklerin onlar için önemli değil. Onlar daha çok artık biz oturup bekleyelim ne zaman gideceğiz moduna hayır. Giren insanlar. Evet doğru söylüyorsun. Ama senin gibi olmak bence senin gibi olmak insanı daha tabii ki dinç ve daha eğlenceli. Oluyor, daha yani, keyifli. Evet. Peki hiç hayal kırıklığına uğramıyor musun bu durumda? Yani bir süre sonra demiyor musun ya neden acaba ben istediğim yaşlarda hani daha genç birilerini bulamıyorum ya da uzun zamandır ne kadar zamandır hayatımda kimse ya. İşte bunu öğrenmek istemiştim. Düzenli bir ilişki yaşamadım. Çünkü bir de çok çalışıyorum falan bir de ben işkolik biriyim. Evet. Senaryo yazıyorum, onun peşinden koşuyorum, manyak onu yaratayım diyorum, diziye gidiyorum, hiç durmadan dizi yapıyorum, televizyon yapıyorum. Yani çok seviyorum ben çalışmayı, delirebilirim evet. Yani. Çok seviyorum çalışmayı. Tamam. Ya bu durumda düzenli bir ilişkiye giremem zaten diyorsun. Zaten. Olur yine girerim ama yani iyi biri, yani karşımda gerçekten tatlı biri olması lazım. O da bir süre sonra bilmem. Saçmalama sen vazgeçmişsin biraz. Ya çok düzenli ilişki bir süre sonra düzenli dediğin monotonlaşmıyor mu? Ne düzenli dediğin? Monotonlaşıyor bir süre sonra. Ama düzenli dediğin ne mesela düzenli? Yani uzun süre beraber akşamları işte aynı yatağa girmek uzun süre. Ay yok öyle giremem. Düzenli ilişki başka ne olabilir? Haftada 3. Sabah kahvaltısını beraber yapmak. Ay yok. İşte hafta kahvaltı yapmıyorum. Hatta Serp'le kahvaltıyı büyük kılım. İşim olmaz. Yok. Yani böyle düzenli ilişki bir süre sonra bizim mesleğimizde bizim biraz heyecana ihtiyacımız oluyor değil mi? Yani bir heyecan bitti mi onu bırakıp başka bir heyecana geçmek gibi. Aslında ruhen o olsa da mesela benim gibi bunu yapmayan da var. Yani yapmak isteyen ama yapmayan. Sen yapanlardansın. Helal ben seviyorum ya evet yani bir şey. Bunu bu kadar büyütmüyorum yani uzun ilişki şeyle ne bileyim bir gideriz seyahat ederiz ondan sonra o işine bakar ben işime bakarım yine buluşuruz yani aynı evde yaşamak diyorsan eğer çok zorlanır. İşte yaşayamam aynı evde evet. Yaşayamam. Aynı evde gerçekten galiba yaşayamam yani. Evet. Ona eminim. Ben şimdi mesela evlenecek olan kişilere böyle diyorum. Yeni Allah diyorum. Allah'ım işte şöyle olacak. Şu kadar zaman sonra böyle olacak. Birbirlerinden işte uzak ama oturacaklar. Sonra senin enerjini düşün. O enerjide onlar şimdi yani. Biz tamam. Bir şeyi geçirmiş ve tabii. Hani şimdi herkesin biliyorum yani ne olacağını. Evet. Onlara böyle yani diyorum ki acaba nasıl geçecek o günler? Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Yani buradan tavsiye vermek gibi olmasın sana. Yani sen de sonuçta yılların Hülya Avşar'ısın yani anladın mı? Güzel evliliklerin oldu, evet. Ayrıldın, evet. Sevgilin oldu ama yani senin gibi bir kadının bence olması lazım diyorsun. Ya olması lazım da değil yani biraz daha böyle akışa bırakıp takılman lazım. Bilmiyorum yani, belki takılıyorsundur ama ben takılmıyormuşum gibi hissediyorum. Ya sen bana yalan söylüyorsun. Sen gizli gizli bir şey yapıyorsun. Sen gizli gizli bir şeyle kaçırıyorsun, ha? Karıştırıyorsun. Benim gizli bir şey yapma şansım da yok. O da çok kötü bir şey. Bana yardım eder misin öyle bir gizli bir şey yapacak olsa? Ne yapacağım? Ay ben adamı arka kapıdan mı sokacağım? Ne yapayım ben sana? Böyle kornaya basıyorum. Dat dat kapı açılıyor. Erkeklerin var ya arkadaşları falan, birbirlerini kolluyorlar böyle, evleri ben oluyor. Ben seni kollarım bir tamam şey olsa hemen. Ha, değil mi? Biz Hülya ile balıktayız dedi mesela. Yalandan bir fotoğraf çekeriz, sen evde böyle ooo. Ya aslında yani bence insan çok... hayatın içi bu. Seni o yüzden o kadar çok seviyorum ki yani, gerçekten kimseye aslında müdahalan yok ama bir taraftan çekiniyorsun ama bir taraftan da aman diyorsun ve yani öyle de yaşıyorsun. Yani hiç kötü bir şey yaptığımı düşünmüyorum yani. Kızın peki, kızın senin anne olduğunu çoğu insan bilmiyor. Kızına geleceğim, çok tatlı bir kızım var, Allah bağışlasın. İyi de eğitim alıyor senin gibi. Senin eğitimine geleceğiz asıl. Bir kere önce sen eğitiminden bahseder misin? Anneliğine sor. Yok, önce şunu soracağım. Kızın sana hiç diyor mu, anne niye sen böyle şeyler söylüyorsun ya da neden hani mesela hayır, bacaklarını açıp dans ediyorsun ki hayır, bacakların çok güzel. Sen de bunun farkındasın evet, ve bunu sürekli değerlendiriyorsun. Bak. Gözükmüyormuş, burayı da almış hayal. Burayı da kaldıramayacağım. Gerçekten muhteşem bacakları var. Ve şey, ne bileyim ben mesela yapar mı, yapabilir miydim? Keşke yapsaymışım. Ama ne yapıyorum ben? Bir şey yapmıyorsun. Eğleniyorsun. Evet. Dalga geçiyorsun. Ne bileyim işte bu genç erkekler muhabbeti ya da işte bu tür söylemlerin de mesela hani genç kızların çok takıldığı şeyler olabilir ama tabii senin kızını hayata bakış açısı ya da onu nasıl yetiştirdiğinle ilgili bir şey vesaire. Sen yani tamamen özgür yaşıyorsun. Kızına ne kadar bir şey tanıyorsun sana bu konularda karışma sınırı ya da hani tanıyor musun öyle bir şey? Şimdi biraz böyle şeye gelince, o özgürlük meselesine gelince yani ben bu yaptığım şeyleri özgürlük olarak görmüyorum. Yani şöyle bir özgürlük olabilirdi, o zaman kızıma bir şey koyabilirdim. Mesela çantamı alıp başka bir ülkeye gidip kızı babaya bırakıp orada bir aşk yaşamak, bir ben bunu yapacağım, şunu yapacağım yani dağılmak. Şimdi biz Refia ile doğduğundan beri beraberiz. Ben kızımı hiç bırakmadım yani. Şimdi bu özgürlük dersen ne bileyim atıyorum Amerika'da bir iş geldi, basıp gider miydim? Onu da alır giderdim ama giderdim bu arada. Yani onu da alır giderdim. Yani Refia başta şöyle bir şey oluyordu. Enka'ya gidiyordu okula. Enka'da da böyle bir statü, bir şey var yani böyle. Zengin çocukların gittiği bir okul Enka. Şimdi oraya gittiği zaman ben hep aynı. Sen beni artık tanıdın. İşte siyah çizme, bir tişört böyle gidiyorum. Mesela o zamanlar derdi ki anne tırnaklarını yeme, oje sür. Niye makyajlı gelmiyorsun okula? Niye sen de fön çekip gelmiyorsun? Oradaki oralarda böyle şeyler yaşadık. O zamandan itibaren de ben ona hep anlattım. Genç erkek meselesi, yalan söylemeyeyim, bir dönem evde bir şeyimiz oldu aramızda. Yani onu sorguladığı 12-13 yaşında. Onda da dedim ki yani çok aşık oldum. Çok sevdim ki öyle oldu. Yani bunun bir anlatmaya çalıştım. 3 kere mi evlendi? Kaç kere? Yok o ama bu benim son kocamdan. Bu başka bir sevgilimden bahsediyorum tamam yani. O yaş meselesi de o 12, 13, 14'te sorguladı. Sonra da çok konuştuğumuz için. Ya bu bir duygu meselesi yani. Ayrıldığımda da çok ağladım, çok oturduk, üzülme dedi. Yani bir şeyleri empati kurma şeyi verdim ona. Doğru. Güzel yapmışsın, çok güzel. Evet, o imkanı tanıdım ona. Ondan da uzaklaşmadan gördü beni falan. Maşallah çok iyi aramız yani. İyi bir anne misin sana göre? Ben senin kızınla olan ilişkine hiç şahit olmadım yani ama. İyiyiz, birbirimize çok iyiyiz yani. Onu üzecek hiçbir şey yapmamaya çalışıyorum. Bak şimdi geldik mi benim konuma? Onu üzecek hangi konu aşkım? Dikkat etmek zorunda kalıyorsun sonuçta yani. Ama ben kendi hayatıma dikkat etmiyorum. Onu kişisel olarak üzmemeye çalışıyorum. İşte onun hayatında benim dans etmem, benim dans birine aşık olmam tabii ya da başka bir... Ya genç deyince de böyle sapık gibi, genç gibi düşünme yani. Hayır, hayır. Karşıma ne çıkıyorsa... Gençlik ya da yaşlık meselesi değil. Başka biriyle ilişki kursan da hani bir kızın varsa... Yok hiç öyle bir şey. Ha onu bahsediyorsun. Yok aşkım bizim öyle bir şeydi. Annem hani bir de çok genç görüyor o hala beni tuhaf bir şekilde. Yok o genç çok mi ister. Çok istiyor hatta. Yine düzenli bir şeyin olsun. Yok hiçbir zaman o... Çipi ona koymadım ben. Hani benim bir evladım var ve kocadan ayrıldım ve hayatım boyunca kimseyle olmayacağım. Ben asla böyle bir şey. Çünkü mahvederdim onu. öyle bir şey yapmak zorunda kalsaydım. Aslında doğrusu seninki, sağlıklısı seninki. Asla, çok tabii. Sağlıklı ve hiç yani bunu argüman olarak günlerce, yıllarca konuşurum. Mümkün değil. Ben mesela Zehra büyürken böyle 14-15 yaşlarında karşısına birisini çıkarma düşüncesinden çok ürküyordum. Hep ürktüm. Peki zaten çıkarsan ya da çıkarmadığın zaman sanki ne olur? Ne olurdu Zehra? Gibi geliyordu bana. Sanki hani biz çünkü babasıyla da hep yakın olduğumuz için böyle bir ikilemde kalacak ve o ileride geleceğini etkileyebilecek düşüncesiyle açıkçası ben o dönemlerimi yani yaşamadım ve işte mutsuz değilim yani açık söylüyorum, gayet de keyifliyim. Karşılığında gördüm kızımla yani daha sağlıklı, yanlış anlama. Senin kızınla konuşma tarzınla benimki farklı olduğu için duruş açısından. Ne zaman ki Zehra işte 18, 19, 20'lere geldi. Onun da bir erkek arkadaşı oldu vesaire, şöyle böyle derken şimdi hani anne hani sen hep hayatını yalnız mı geçireceksin demeye başladı ki kulaklarıma inanamıyorum Zehra. İnanamıyorsun çünkü o zaman sen aslında o konuşabilseydi belki ya da o şeye geldiğinde aklının erdiği bir şeye belki o zaman da söylerdi. Ama sen yalnızca kendi hissin üzerinden ona öyle bir şey yükledin. Belki ben, o evet. Gençken de 14 yaşında, 13 yaşında da mesela biri olsa, aşık olsam seni bu rahatsız eder mi diye sorsan belki derdi ki istemem, belki derdi ki sen mutlu olmak istiyorsan evet. Ol. Çünkü bunu o sormaya bile cesaret edememişim, evet. Düşünebiliyor musun? Ama mesela Refia 5, çok özür dilerim, Refia 5 yaşındaydı biz boşandığımızda. Yani mesela o dönem çok kaldık beraber. Onu asla öyle bir şey, zaten öyle bir duygum da yoktu. Ama yavaş yavaş 6, 7, 8 hatırlamıyorum işte, evet yani. O yaşlara geldiğinde tabii ki yani hepimiz insanız, evet, genciz. Evet. Ama işte benim o kafadaki bilmiyorum. Benim herhalde bir travmam var bu konuyla ilgili. Travma bilmiyorum yani. Ya bu gerçekten şimdi özgürleştiğimi hissediyorum. Ha. Şimdi diyorum ki. Şimdi bile özgür müsün acaba? Emin misin özgür olduğuna? Ben hiç zannetmiyorum. Benim kendi sorunum bence bu. Yani kendi kendime bir şey yüklüyorum. Aslında belki de çok özgürüm. Bilmiyorum ki. Sanki ayıp ediyormuşum gibi. Kime? Ne bileyim, kardeşlerime, kızıma. Ben bu konuda hastalıklı olduğuma kesin karar verdim. Ben kesin hastalıklıyım bu konuda. Normal değilim yani. Ama sen yine Türkiye'de bir sürü sanatçıya göre, biz onun için de seni çok sevdik yani tanıdığımız günden beri. Hep ben seni özgür buldum aslında yani. Çocuğum olana kadar. Çocuk ne zamanki oldu? Bir şekilde onun... Korktun belki. Korktum onun, evet. Yani onun beni başkasıyla... Ama şimdi artık korkacak bir şey yok aşkım. O zaten seni sallamıyor bile. Şu an evet. Ama o zaman nasıldı? O hiç oraları açmadım bile. Hülya yani. O zaman biz çapkınlığa çıkıyoruz aşkım, tamam mı? Çocuklar büyümüş. Ya çocuklar büyümüş. Seninki zaten her şekilde. Benimki çok güzel tatlı. Bir şey yapmışsın ki anlatmışsın ve konuşmuşsun. Çocuğa da o özgürlüğü vermişsin. Evet yani Refia evet muhakkak vardır bana sinir olduğu, olmaz olur mu? Var da zaten ama çok şeyiz, çok ya yumuşak, görüyorum. Çok tatlıyız. Sen onu çok güzel idare, hem kendi özgürlüğünü hem onun özgürlüğünü hem onun bakış açısını çok güzel dengelemişsin. Ya bu gerçekten büyük başarı. Başkalarına ters gelebilir ama seninki bana belki ben de büyük başarı. Bir anne figürü var ya mesela, benim arkadaşlarım var. Kızım bu yaşta bu giyilir mi? Kızım bu yaşta bu yapılır mı diye, var ki bunlar çok modern, dünya tatlısı arkadaşlarım. Ama mesela yani Refia belki benim algısı yüksek bir çocuk. Benim o çocuksu halimi de gördü. Onun altında yatanın böyle hani agresif bir kadın tarafından onunla olacağım bunu değil de bir çocuksu bir tarafı da gördü. Öyle bir tarafım var çünkü. Yapayım, istediğimi yapayım, beni mutlu edecek bir şey yapayım gibi. Onunla birbirimizi anladık. Bir şey yaptığım zaman ya yapsın çok mutlu oluyor abi bu kadın diyor mesela. Diyebiliyor. Dedirttin yani. Dedirttim. İşte dedirttin. Mesele bu. Sen dedirttin bunu sonuçta. Ama bu senin bütün hareketlerin, evin içindeki her şey yani, söyleyerek de değil yani. Bir tek görüyor da olabilir. Evet, görüyor. Benimki de beni gördü. Demek ki benim için kendi yani benim algım. Belki sen çok kendini ona açmamış olabilirsin. Biraz saklamış olabilirsin. Olabilir. Yani enteresan. Yani şunu söylemek istiyorum. Kadın erkek ilişkilerinde bir şekilde hani özgürlüğün var ya senin. O kadar hoş bir şey ki. Sana zaten iyi gelen de. Tek erkek kadın da değil. Genel anlamda. Sen çok her konuda evet. Hani böyle klişe şeylere çok fazla takılmayan, içinden geldiği gibi yaşayabilen ve bunu da çok doğru yaptığına inanıyorum. Muhteşem bir şey yapıyorsun. Senin bir de şeyin aslında hem hoşuma gidiyor hem de beni evhamlandırıyordu her zaman. Ne? Paraya bakış açın. Ah canım benim ya, evet. Sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun gizli gizli? Gel sonra. Şöyle böyle ceketini kapıyarak böyle yengeç meğerse kameraya bakıyoruz. Güzelim değil mi bana mı? Sana zaten. Para konusunda benim sevgili arkadaşım kazanır ama hep harcar. Yani hani vardır ya bir gelecek korkusu, insanlar derler ya şunu, şu kadını şöyle arayayım işte çocuğun şusu busu vesaire. Gerçi babası da ilgili değil mi kızınla? İlgili ama öyle bir şey değil hayat, ne bileyim yani. Neyse. Evet biraz şey, çok ilgili. Ha, o konuda çok ilgili. Ama ne bileyim hayat bir tuhaf ya. Artık yaş aldık birisi ya, anladın mı? Ama eskiye göre daha iyiyim ama yine iyi değilim Hülya. Senin için paranın bence hiçbir değeri gerçekten yoktu. Yani gelen gidiyordu ya da ben işte şimdi bunu para kazanmış şimdi gideyim bunu yurt dışında işte Paris'te orada burada hep görüyorum çünkü oralarda daha çok harcayayım. Aslında ne güzel yapıyorsun. Aslında güzel yapıyorsun ama tabii ki senin... Yani para gerçekten harcanmak için olduğunu düşünüyorum. Doğru. Yani bir de bu pandemiden sonra mesela durup dururken oturuyorsun mesela beyin kanaması geçiriyorsun, gidiyorsun, ölüyorsun. Mesela hep ya bu çok saçmalık, büyük gerizekalık böyle düşünmek. Çünkü ölmeye de bilirsin ve yaşlılığında yani sen böyle Sarıyer çöplüğünde geçerken böyle Hülya program yapıyor musun diye ben sana bağırıyorum. Yüzden giderken böyle arkamdan teneke atıyorum, beni gördüğüm. Yani... Yok canım. Estağfurullah. Bir şey söyleyeceğim. Olabilir de diye düşünüyorum. Yani düşünüyorsun. Yani bir şekilde evet. Bu da mesela aileden. Öyle mi? Evet, benim annem babam da tutumlu değildi ya. Yani böyle bir şey. Bu da öğretilen bir şey mesela. Ben Refia'ya öğretiyorum. Ne diyorsun? Çok merak ediyorum. Kendi bilmediğin bir şeyi nasıl öğretiyorsun acaba? Bilmediğim bir şeyi de o beni görüyor zaten. Anne yapma. Onun bana en çok verdiği tavsiye. Anne sağlıklı ye, anne paranı tut. Bak 2 tane. İşte onlar söylemekle olsa. Mesela dün gece de konuştuk. Brokoli yiyor musun? Çünkü ben onu brokolilerle büyüttüm. Çok iyi besledim Refia'yı ben. Çok çocuk üzgün. Yazık travma yaşıyor brokoliyle sana onu sorduysa. Çok seviyor bu arada. Ama ben o küçükken de o brokoli yerdi. Ben hamburger yerdim. Öyle bir şeyimiz vardı. Vah vah vah. Şimdi çocukça. Mesela onu soruyor. Evet, para meselesi çok uzun bir mesele aslında ya. Böyle bir var ya, öyle bir korkun var mı? Hani kendinle ilgili ya da var, bir toparladın diyorsun ya biraz. Nasıl ne kadar toparladın acaba? Çok şöyle bir yatırım yaptım biliyorsun. Hey! Gerçekten biliyorsun mi? Onu. Hangisi? Bilmiyorum. Biliyor muyum? Söylenir mi burada? Fransa'da bir ev aldım kendime. Ay bilmiyorum. Bunu biliyorsun ya. Bilmiyorum. Sevince seni. Bak Hülya'nın sevince. Böyle bir şey olamaz. Hani çok, bir hamileyim çok, desem çok böyle sevinir bir. Ay çok. Sen yok bayağı bir şey olmuş evet. O zaman. Bayağı çünkü oradan Fransa'da bir şey, böyle Fransa'dan çok güzel, bir ev almak niye ya? Ayıp evet. Bir şey değil ki yani. Evet, yok ayıptan değil de. Hayır yani. Söylenir tabii. Burası kuzeyde. YouTube, televizyon değil. Doğru kuzeyde. Paris'in kuzeyinde. Aldın. Evet çok para güzel. Para biriktirdin mi aldın yani? Evet evet yaptım o evi de çok tatlı. Sen bayağı evet. Değişmişsin. Geleceğim götüreceğim seni o Semmalö'ye. İnşallah. Bu arada. Yani bu yaz geçen iki sene evvel. Bu arada eğitimden bahsetsene. Ben çok gurur duyuyorum 100 böyle eğitim. Hangi eğitim? Ya ne fark eder? Öyle mi ister misin? Tabii çok teşekkür ederim. Ben Fransız lisesinden mezunum. Evet. Anlıyorum. Papyon'a gittim. Hiç Türkçe okumadım ilkokuldan sonra. Beni koydular Fransa okulda hiç Türkçe okunmuyordu. Şimdi Pierre Loti Ecole Française diye geçiyor. Oradan mezunum. Aşkım oradan İngilizce öğrenmek için Fransızca okuduğum için Boston'a gittim. Bir yıl orada kaldım. Birkaç ders aldım. Ondan sonra da İsviçre'de 4 yıl sanat tarihi okudum. Daha yani kusura bakma. Hayır ya çok da bir şey değil. Ne? Yani çok bunlar çok baba okullar değil ama iyi okullar yani. Sonuçta ben sana bir söyleyeyim Hülya. En önemli şey lisan. Başka hiçbir önemi yok. Kesinlikle. En önemlisi bir de her şeyden çok iyi İngilizce konuşmak gerekiyor. Evet. Fransızca tabii ki olması çok güzel ama yine de İngilizce en iyi olmalı değil mi? Evet kesinlikle. Ya ben buradan evet YouTube fanlarına evet ne diyorsun? Diyorum ki lütfen her şeyi bırakın. Matematik, coğrafya, bunları bir kenara bırakın gerçekten. Çünkü onlar hayatın içinde zaten öğreniyorsunuz, öğrenmeniz gereken şeyler ama lisan. Lisan yani çok önemli. Çok önemli. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Senin karakter yapını da, senin bu eğitimin şekillendirmiş. Yani özgürlüğünü de dil biliyor olmandan dolayı geliyor bence. Çünkü tabii ki her öğrendiğin kelime seni başka bir yere götürüyor. Evet. Her özgür kelime ya da. Evet. Dolayısıyla iki tane insansın. Kaç tane dil biliyorsan o kadar insansın sonuçta. Yani bir ülkede yaşayıp ölmek istemezdim yani. Çünkü bir ülkeye gitmek bir tek oranın dükkanını, sokağını görmek değil yani. Oranın politikası, ekonomisi, sanatı, o insanların tavırları, yaşayış biçimleri ya inanılmaz. Bir gerçekten başka bir bakış açısı. Çok önemli bir şey lisan. Para biriktirip onlara gitmek lazım. Dünyayı gezmek lazım. Benim için en önemli şey o. Gezdim mi gezmedim. Biraz Avrupacıyım ben. Amerika'ya gittim ama yani... Ben de Avrupacıyım. Ama bilirim bütün dünya, merak ederim yani. Merak çok ederim. Önemli, çok önemli bir şey. Ben ne zaman görsem seni yurt dışındasın. Bu sosyal medya sana çok şey kattı galiba. Ne gibi? Kendini ifade etme açısından belki de bilemiyorum. Evet evet yani orayı çok kullanıyorum ben. Seviyorum orayı kullanmayı. Ben mesela senin Muhteşem'de birlikte oynadık, sohbet ettik falan günlerce beraber. Buna rağmen çok fazla bilmediğim tarafın olduğunu sosyal medyadan öğrendim. Yani iyi olduğunu, iyi şekilde kullandığını düşünüyorum. Bazen tabii bakıyorum bu ne yapıyor ya diye ama seni tanıdığım için tabii garip gelmiyor. Ama herhalde... Bir sürü insana geliyordur garip. Olabilir yani bir de ne olursa olsun senin için de öyledir. Gerçi seni annesi seni şey almayayım kerteriz yani artık Türkiye'de ama beni seven bir kitle var takip eden. Yani o iyi bir şey benim için. Yani bunun ne kadar büyük küçük olduğu önemli değil. Anladın mı? O önemli. Yani daha çok anlayan, seven, merak eden, çok da yargılamayan bir şeyim var gibi geliyor bana. Sevmeyen de var bir o kadar diyorsun. Sevmeyen de vardır ama herkes çok takip eder mi bilmiyorum. Asıl sevmeyenler takip ediyor diye düşünüyorum ben. Öyle bu mi? Hayatta yani. Olabilir. Takip etmese bile muhakkak bakıyordur, dikkatini çekiyorsa ne yaptı acaba yine diye bakar. Bakar, doğru söylüyorsun. Sosyal medyanın iyi mi kötü mü olduğuna karar genellememek lazım. Kimin nasıl kullandığına bağlı tamamen. Evet, nasıl kullandığına bağlı. Bir de şöyle bir şey var yani işte bu fenomen meselesi oldu. Onları da yargılıyorlar. Yargılayacak bir şey yok yani. Herkesin kendi özel şeyi gibi orası. Özel kanalı, televizyonu gibi. Hayatı. Ne kadar gerçek olmadığını bilmiyoruz ama orayı bir şekilde kullanıyor. Kendi tabii. Kanalı gerçekten. İşte herkesin nasıl kullandığına bağlı. Hani evet, genelleştiriyoruz ya sosyal medya aslında çok zararlı falan diye. Ya ne olacak? Onu kapattık. Ne olacak? Her şey güllük gülistanlık mı olacak? Öyle bir dünya yok yani. Bir de bak Instagram'da şeye bak. Giriyorsun birilerinin sayfasına. Ben kendime girdiğimde kafam dönüyor. Bu ne abi diyorum. Bu nasıl renkler, bir sürü manyak, yok böyle yapmışım, yok böyle yapmışım falan. Yani burada bir karmaşa var. Onu da söylüyorlar bana. Şunu birazcık bir düzeltelim diye. Ne olacak? Düzeltsem, düzene soksam. İşte bir tek yani. Bir tek aynı renk olsun, aynı tarz olsun. Yani tarz olsun falan. Evet. Ama sen işte doğallık yok, yapamam. Öyle bir şeyi kontrol edemem yani. Dizi nasıl gidiyor bu arada? Dizi çok güzel gidiyor. Dizimden konuşmak isterim. Lütfen. Çünkü çok severek oynuyorum uzun zamandır. Hepsini de çok severek oynadım açıkçası bu arada. Hep vermişimdir, iyi kendimi en maksimumu yapmışımdır ama çok sevdim. Yani Fatih Bey'i sevdim. Yürütücü yapımcı Suzan Hanım'ı sevdim. Sürmeli. Ekip çok tatlı. Gerçekten öyle ama. Evet. Bak bu çok önemli bir şey. Yani bir tane zıp çıktı yok ya. O kadar kalabalık kasta. Evet evet ben bir gün doğum gününe gittim Esra'nın. Orada işte oyunculardan birkaçı oradaydı. Genç ekip daha çok. Nasıl tatlılar, nasıl eğlendim. Hala tadı devamında kaldı o genç ekibin. Özellikle Halil İbrahim'in ekibinin. Halil İbrahim. Bir de senaristler Bahadır Özdener yazıyor. Raci Bey var. Ay çok özür dilerim. Yani ismini birden aklımdan gitti. Çok özür dilerim. Genel senarist grubu. Yani şey çok önemli. Böyle sete geliyorlar. Seyrediyorlar. Yani ben çok uzun zamandan beri bu şekilde çalışmadım açıkçası. Bazı senarist yani aman telefonumu vermeyin. Benle muhatap olmasın. Mesela Ece Yörenç de onlardan biridir. Muhakkak oyuncularını tanır, bilir, onlarla yemek yer, onlarla prova yapar. Yani bu çok kıymetli bir şey. Senariste ulaşamamak diye bir şey olamaz yani öyle bir şey. Evet. Olamaz, kusura bakmasınlar yani. Ve bu çok iyi hissettiriyor. Çünkü beni de iyi tanıyor, seyrediyor, çok seyrediyor. Oradan bir kanca atıyor falan. Yani ona çok mutluyum. Tabii. İnşallah yani bütün işler iyi olsun. Televizyon çok önemli bence. Çok güzel diziler çekilmeye başlandı. Çekiliyor, çok evet. Güzel çekiliyor. Ben hep zaten ulusal televizyon dedim. Hep dedim. Dijital geldiğinde de dedim bu arada. Oyuncu için bir avantaj. Bütün Türkiye seyrediyor. Dijitalleri çok az. O önemli bir şey yani. Dijitale ağırlık verenlerin çoğu sanki hiçbir iş yapmıyormuş gibi görünüyorlar değil mi? O kadar değil ama bir prestij meselesi, dünyada seyrediliyor gibi bir şey var. İşte ben de buradaki hani dijitallere mecbur kalmamak için kendim yazdım. Hı hı. Buraya verir miyim, vermez miyim? Bu işimi vermeyeceğim de onu dışarıda yapacağım. Ama ileride yazmaya devam ettiğimde bilmiyorum yani. Ulusala yazamam ama. Ulusal başka bir şey. Benim öyle bir sabrı yani, o manyak bir şey yani. Ne olacak ki? Ne kadar çalışıyorsunuz? 100 sayfa, 98 sayfa falan her hafta. Günde kaç saat çalışıyorsunuz? 12 saat çalışıyoruz. Yani o artık oturdu mu? Oturdu. Değil mi? Yani Fatih Bey'de yani Medyapım'da oturdu. Ha, genelde her yerde de oturdu yani. 12'yi geçmiyor. Evet ama bazen sarkma olursa, herkes çok şeyle, özveriyle bir şey olursa eğer. Ama yani genel anlamda tabii ki eskiye göre hiç değil. İyi. Yani ben tabii yıllar öncesinden kendimi sınırladığım için... Sen de televizyona tekrar gel, keşke gelsen. İyi bir projeyle falan. Evet, olabilir yani. Her şeyin zamanı var ya, bence hissediyorum böyle çok böyle içime sinen bir senaryoyla. Sinema sen. Ah Hülya. Sinema peşinden gitmedin ya yani. Ben nasıl gidebilirsin? Sinemanın peşinden gitmekle her şey sana bağlı değil. Çıkan doğru senaryo. İyi bir şey olması yani lazım. İyi bir yönetmen olması kesinlikle. Lazım. Yani hepsi bir araya, ki ben yine de çok şanslıyım. Çok film çektim. Ben en azından orada şanslıyım. Film de çektim, dizi de çektim. Evet. İşte bu saatten sonra çok hoşuma giden... sevgili. Çok hoşuma giden bir şey olursa illaki. Tabii ki oyunculuk yani insanın kanına işliyor ve özlüyorsun gerçekten. Çok evlat gibi bir şey ya oyunculuk. Evet ya, sen çok eski o sinema filmleri çok güzel. Çok o eskilere bayılıyorum. Ve en güzel filmleri de çekenlerden biriyim diyeyim. Yani böyle herkesin aklında kalan, herkesin sevdiği. Yani ben sana en az 10 tane şimdi sayabilirim. Onlar hala yaşıyor. Hala yaşıyor ama dediğin gibi sinema filmi hikayesi o kadar zor ki artık herkes dijitalde dizilere, dediğin gibi ulusalda dizilere daha çok. Yani herkes para kazanma peşinde olduğu için bazı şeyleri maalesef şu an öyle bir dönemden geçiyoruz. Yazamıyorlar, çizmiyor ya da yapmıyorlar. Kaç tane film çekiliyor acaba? Komedilerin dışında. Komedilerin dışında evet çok yok yani, çok independentler var işte. Evet. Ben bir film çektim Ziya Demirel'le, çok güzel çıkacak. Öyle mi? Sana evet inşallah. Ne yaptım onları? Onu Hudutsuz'un 1. bölümünde yaptım. O arada yaptım. Çok güzel. Çok güzel bir film oldu. Adı ne? İnşallah. Söylemeyeyim diyorsun. Söylemeyeyim. Allah Allah. Nasıl? Adı Esra. Adı Esra. Hayır be. Bana bir soru hazırladın mı? Hazırladım bir tane ama şimdi konuşurken aklıma bir soru geldi. Tamam, buyur sor. 2 soru sorabilir miyim? Hayır, bir tane. Bir tane hakkım var. Eyvah. Sıçtın. Bunu mutlaka yayınlayacağız. Bu sıçtığını duydum ben. Sıçtığını ama duydum. Sonraki soruyu yayınlamazsın zaten, cevap da vermezsin. Belli mi olur? Belli mi olur? Şu an bütün şeylerin çakralarım açık. Sen rahat orgazm olan bir kadınız. İstiyorsa kessinler, istiyorsa. Yani öbür soruya da geçebilirim istersen. Ya tamamen senin dediğin gibi beyin meselesi. Beynini kullanabiliyorsan. Kullanıyor musun? Ama bir soru soracaktı yani. İkinci soruyu da... Ay işte buyurun. Buyurun böyle bir kadın. Ya ben her zaman her konuda beynimi kullanıyorum. Tamam, eyvah, cevap alın. Rezil oldum. Rezil olduk. Evet. Tamam. Anladım. İkinci soruyu sormayacağım. Soracağım. Başka. Sor. İbrahim Tatlıses'le oynarken tokat attığında gerçekten atıyor muydu? Yok canım. Böyle çat diye. Yok. Neyse. Ama bu mu yani? Bu değil, sordunuz. Bu soruyu Allah beğenmedim. Ben bu sorumda tutuyorum. Bunu tamam, koyacaksın. Mecbur. Tamam, mecbur koyacağım. Görüyorsunuz değil mi? Bence başıma bu soru iyiydi. Ya. Geri kalan ne diyeyim? Bak, herkesten çok gülüyor. Barbunya yoğurtla mı yersin diyeceğim. Ne diyeceğim? Seni seviyorum ya. Vallahi seviyorum seni. Seviyorum. Bütün dizi ekibine çok selam söyle. Teşekkür ederiz. Onlar da sana bayıldı o gece. Hepsi. Bir gün hep beraber olalım. Yapalım. Lütfen. Tamam. Teşekkür ederim bu arada. Yani. Hem ekibine hem sana. Çok mersi. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Fakat dondun mu? Yok. Ben çok üşüdüm. Ama soğuk. Çok soğuk. Ama bana iyi geldi. Bizi böyle şey tuttu. Ap. Ap. diye. Thank you.